Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle beraber denge ünitesinin son kısmı sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini işleyeceğiz. Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, çaydanlık ve su borularındaki tortu, kimyasal tepkime türlerinden biri olan çözünme-çökelme tepkimesi sonucu oluşur. Ayrıca çözünme-çökelme tepkimesi deniz suyundan minerallerin özütlenmesinde, ilaç sektöründe laboratuvarda tuz karışımlarını ayırmak ve analiz etmek için de kullanılır. Türkiye'nin en güzel doğal oluşumlarından biri olan Pamukkale'deki travertenlerin de çökelme tepkimeleri sonucunda oluşmuştur. Az çözünen tuzların sudan çok az miktarı bile çözünmeye çalışıldığı zaman tuzun büyük bir kısmı çözünmeden kalır ve doymuş çözelti oluşur. Dibinde katısı bulunan doymuş çözeltilerde çözünme hızı, çökelme hızına eşit olduğundan birim zamanda kapta bulunan katıdan çözeltiye geçen iyonlar ile çöken iyonlar arasında bir denge kurulur. İşte biz bu dengeye çözünürlük dengesi diyeceğiz. Çözünürlük dengelerinde denge sabitimiz Kc yerine Kcc ile gösterilir. Bu ifadeye çözünürlük çarpımı denir. Çözünürlük çarpımı yazılırken çözeltideki iyonların molar değişimleri yazılır ve tepkime denklemindeki katsayılar üst olarak alınır. Şimdi bir örneğimize bakalım. 25 santigrat derecede gümüş klorür tuzunun sudaki çözünürlük dengesini inceleyelim. Şimdi sevgili gençler, gümüş klorür 25 santigrat derecedeki suya atıldığında az bir kısmı çözündükten sonra dibe çöker. Bakın. Daha sonra dibe çöken gümüş klorür katısı çözünmeye başlar ve iyonları oluşturur. İyonlar tekrardan birleşerek katıyı oluşturur. Katının ileriye doğru gittiği tepkimenin hızına çözünme hızı, iyonların da birleşip katıyı oluşturduğu hıza da çökelme hızı denir. İşte çözünme hızının çökelme hızına eşit olduğu ana biz çözünürlük dengesi deriz. Zamanla çözünme hızı azalırken çökelme hızı artar ve eşit oldukları an bizim denge anımızdır. Böyle bir tepkimede K denge bağıntısı yazılırken biliyoruz ki ürünlerin değişimi bölü girenlerin değişimini yazacaktık. Ama girenler kısmı katı olduğu için yazılmaz. Bu nedenle KÇÇ yani çözünürlük çarpımı, çözünürlük denge bağıntısı yazılırken sadece iyonların değişimleri çarpımı yazılır. Gümüş artı iyonunun birinci kuvveti, klor eksi iyonun birinci kuvvetidir. Çünkü katsayıları birdir. KÇÇ bizim çözünürlük çarpımımızdır. Bu da bir denge sabitidir. Denge sabitleri sadece sıcaklığa bağlı olduğu için KÇÇ'miz yani çözünürlük çarpımımız sadece sıcaklığa bağlıdır. Bunu unutmayalım. Sıcaklıktan dolayı tepkimeniz ürünlere kayarsa KÇÇ değeriniz artar. Eğer ki sıcaklıktan dolayı tepkime girenlere kayarsa KÇÇ'niz azalır. Bunu da ileride sorularda zaten pekiştireceğim. Çözünürlük dengesinin özellikleri neler peki? Sabit sıcaklıkta sulu çözeltilerde denge kurulduğunda dibinde katısı olan çözelti doymuştur. Çözünme ve çökelme devam etmektedir. Çözünme hızı çökelme hızına eşittir. Dipteki katı kütleniz değişmez. Çözeltideki iyon değişimleriniz de nedir? Sabittir. Yani denge kurallarının tamamı çözünürlük dengesi için de geçerlidir sevgili gençler. Suda çok çözünen tuzlar için KÇÇ değerleri verilmez. Hangi tuzlar bunlar? Sodyum klorür tuzu, potasyum nitrat tuzları gibi. Nitratlı tuzlar suda iyi çözünen tuzlardır. Çözünürlük çarpımı sadece az çözünen iyonik katılar için kullanılır. Burası önemli, dikkat edeceğiz. Kovalent yapılı katıların çözünürlük çarpımları yoktur. Şimdi tuzlarımızın KÇÇ bağıntılarını yazalım. Bakın iki veya çok iyonlu katıların çözünürlük denge tepkimeleri ve çözünürlük denge bağıntıları verilmiştir. KÇÇ iyonların değişimleri çarpımıdır. İyonların katsayıları üst olarak geçecek. Baryum artı 2 iyonunun birinci kuvveti çarpı karbonat eksi 2 iyonunun birinci kuvvetidir KÇÇ bağıntımız. Şimdi magnezyum florür katımıza bakalım.
iyonlar ayrıştığı zaman bir tane magnezyum artı 2 iyonu iki tane flor eksi iyonu verir. Bu nedenle magnezyum artı 2'nin birinci kuvveti flor eksi iyonun ikinci kuvvetidir. Gümüş sülfat katımıza bakalım. İyonlar ayrıştığı zaman 2 mol gümüş artı iyonu 1 mol sülfat iyonu verir. Bu nedenle gümüş artı iyonunun ikinci kuvveti sülfat eksi 2 iyonunun birinci kuvvetidir. Bu birleri yazmanıza gerek yok gençler. Kalsiyum fosfat katısına bakalım. 3 mol kalsiyum artı 2 iyonu verir. 2 mol fosfat iyonu verir. Bu nedenle kalsiyum artı 2 iyonunun üçüncü kuvveti fosfat iyonunun ikinci kuvvetidir. Bu şekilde ne yapacağız? KCC bağıntılarımızı yazacağız. Çözünürlük çarpımı ve çözünürlük. İyonik bileşiğin çözünürlüğü çözünürlük çarpımı ile ifade edilir. Çözünürlük çarpımının sayısal değeri ne kadar küçükse iyonik bileşiğin sudaki çözünürlüğü de o kadar azdır. KCC yani çözünürlük çarpımımız deneysel olarak elde edilir. KCC değerimiz büyüdükçe çözünürlüğümüz artar. Örneğin 25 santigrat derecede gümüş klorürün çözünürlük çarpımı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 deneysel bir veri. Alüminyum hidroksit katısının KCC'si ise 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 33. Şimdi baktığınızda gümüş klorürün KCC'sinin daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse diyeceğiz ki gümüş klorürü tuzunun çözünürlüğü alüminyum hidroksit tuzunun çözünürlüğünden daha büyüktür. Bir maddenin çözünürlüğü molar çözünürlük veya çözünürlük olarak ifade edilebilir. Molar çözünürlük demek 1 litre doymuş çözeltideki çözünen maddenin mol sayısıdır. Birimi mol bölü litredir. Şimdi örneklerimizle başlayalım. 25 santigrat derecede kalsiyum sülfat çözeltisindeki kalsiyum iyonu ile sülfat iyonlarının çözünürlüğü yani molaritesi, bakın birimden size zaten diyor molaritesi 4,9 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Buna göre KCC değerini hesaplayınız diyor. İlk olarak size verilen tuzu iyonlarına ayrıştıracaksınız. Bize diyor ki buradaki iyonların derişimlerini 4,9 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak vermiş. Tek tek altına iyonların derişimlerini yazdık. KCC bağıntımız kalsiyum artı 2 iyonunun birinci kuvveti, sülfat eksi 2 iyonunun birinci kuvvetiydi. Derişimleri de biliyoruz biz. Derişimleri yerine koyduğumuz zaman KCC değerimizi 24,01 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak hesaplayabiliriz. Diğer bir örneğimize bakalım. 25 santigrat derecede doymuş çözeltisindeki diyor çözünürlük çarpımını 6,25 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak vermiş SRCO3 tuzunun. Bu çözeltinin diyor çözünürlüğünü hesaplayınız. Bakın burada çözünürlük ifadesi molarite anlamına gelir. Molarite anlamına gelir. Bunu unutmayalım. Peki bize KCC'sini vermiş. Diyeceğiz ki öyleyse bu katımız eğer ki X kadar çözünürse ortama verdiği iyonlar da X, X olur. Çünkü katsayıları birebirdir. KCC bağıntımız Sr artı 2 iyonunun birinci kuvveti, karbonat eksi 2 iyonunun birinci kuvvetidir. X kadar vardı ortamda. Hemen o zaman X çarpı X eşittir KCC diyoruz. KCC'yi de 6,25 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak vermişti. Buradan işlem yaptığımızda buradaki X değerinin 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak buluruz. Bu bizim neyimiz burada? Molaritemiz yani mol bölü litredir çözünürlüğü. Kısa bir örneğimize bakalım. AB2 katısının belirli sıcaklıktaki diyor çözünürlük çarpımı verilmektedir. Çözünürlüğünü hesaplayınız diyor. Burada çözünürlük yine ne demektir? Molaritesini hesaplayınız. AB2 katısı suya atıldığında X kadar çözünürse iyonlarını ayrıştırırken katsayılarını kullanacaksınız. 1 mole karşılık 1 mol A artı 2 iyonunu verdiğine göre X'e karşılık da X molar A artı 2 iyon oluşur. 1 molüne karşılık 2 mol B eksi iyon oluştuğuna göre X molaritesine karşılık da 2X molar oluşur. Peki KCC bağıntısı A artı 2'nin birinci kuvveti B eksi 2'nin ikinci kuvvetidir. Yerine yerleştirirsek X'in birinci kuvveti 2X'in ikinci kuvvetidir. Buradan 2'nin ikinci kuvveti 4X küp olarak çıkar.
KÇS'yi bize zaten soru 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak vermişti. Yerine yerleştiririz. X'in 3. kuvveti eşittir 10 üzeri eksi 12. Buradan küp kökün içine alırsanız X eşittir 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olur. Yani biz çözünürlüğünü 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olarak ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluruz gençler. Diğer bir örnek, 25 santigrat derecede 1,773 gram baryum karbonat katısı ile 100 litre dolmuş çözelti hazırlanıyor. Buna göre aynı sıcaklıkta baryum karbonat katısının çözünürlük çarpımı kaçtır? Bakın baryum karbonatında mol ağırlığını 197 olarak vermiş. İlk olarak yapmamız gereken bu verilen gramı mole çevirebilmektir. Mol bulunurken kütle mol ağırlığına bölünür. Verilen kütle mol ağırlığına bölündüğü zaman buradan molümüzü biz 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olarak buluruz. KÇÇ bulunurken doygun olduğu derişimden bulunur. Yani molariteden. Öyleyse molaritesini hesaplamamız lazım. Molarite bulunurken mol hacme bölünür litre cinsinden. Molümüzü bulduk. 100 litrelik doymuş zaten. Ve biz buradan molaritemizi 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olarak buluruz. Şimdi geldik KÇÇ'sini hesaplayacağız. İlk olarak baryum karbonatı iyonlarını ayrıştıracağız. Bir tane baryum, bir tane karbonat iyonu var. Peki 1 mole karşılık 1 mol baryum artı 2 iyonu oluşuyorsa 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 molara karşılık da 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar oluşur. 1 mol baryum karbonat katısı çözündüğünde 1 mol karbonat iyonu oluşuyorsa 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 molara karşılık da 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Şu an biz her bir iyonun derişimini bulduk. KÇÇ demek iyonların derişimleri çarpımıdır. Baryum artı 2'nin birinci kuvveti, karbonat eksi 2 iyonun birinci kuvveti. KÇÇ eşittir 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 9 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten KÇÇ değerimizi 81 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak buluruz. Bunu 8,1 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak da ifade edebiliriz. Diğer bir örneğimiz demir 2 hidroksit katısının 25 santigrat derecede çözünürlüğü, yani çözünen kısmının molaritesi verilmiştir. Bakın birimi mol bölü litre. Aynı sıcaklıkta KÇÇ'sini istiyor bizden. İlk olarak yapmamız gereken verilen bu demir 2 hidroksit katısını iyonlarını ayrıştırmaktır. İyonlarını ayrıştırdığımda 1 mol demir artı 2 iyonu, 2 mol hidroksil iyonu oluşur. Demir hidroksit katısının S kadarının çözündüğünü düşünürsek, iyonlarını ayrıştırırsak 1 mol'den 1 mol artı 2 iyon oluşuyorsa S molar çözündüğü zaman S molar demir artı 2 oluşur. 2S molar hidroksit iyonu oluşur. Peki biz KÇÇ yazarken iyonların derişimi yazdığımıza göre demir artı 2'nin birinci kuvveti hidroksit ikinci kuvvetidir. KÇÇ bağıntımız kısaca S'nin birinci kuvveti 2S'nin ikinci kuvvetinden 4S'nin üçüncü kuvveti olur. Peki buradaki S çözünürlüğü ifade eder. Peki bize çözünürlüğü ne kadar vermişti? 1,59 çarpı 10 üzeri eksi 5. S yerine ben 1,59 çarpı 10 üzeri eksi 5 yazdığımda buradan KÇÇ'mizi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ama istiyorsanız başta da dağıtabilirsiniz. Çünkü biz S'yi biliyoruz. Hemen diğer türlü de yapalım. Bakın bize verilen demir 2 hidroksit katısının iyonlarına ayrışmasını zaten biliyoruz. Elimizdeki 1,59 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre olduğunu vermişti. Tek tek iyonları ayrıştıracağız. 1,59 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar demir artı 2 iyonu var. 2 katı kadar 2 çarpı 1,59 çarpi 10 üzeri eksi 5 molar hidroksit iyonu var. KÇÇ eşittir. İyonların derişimi çarpım olduğuna göre katsayılarda üst olarak gelecek. 1,59 çarpi 10 üzeri eksi 5'in birinci kuvveti. 2 çarpı 1,59 çarpı 10 üzeri eksi 5'in ikinci kuvveti de diyebilirsiniz. Yani ikisi de ne yapar? Aynı sonuca gider. İki türden de ne yapabilirsiniz? Soruyu çözebilirsiniz.
Buradan da sonuç 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak ne yapılır? Bulunur. Diğer bir örneğimiz XY2 unit katısının 25 santigrat derece 50 litre doymuş çuz zatesi hazırlanıyor. Bakın doymuş diyor. XY2'nin KÇÇ'sini verdi bize. Kaç gram XY2 çözülmüştür diyor. İlk olarak bu doymuş çuz zatenin içerisindeki moleriteyi bulacağız. Ne kadarlık XY2'yi acaba doyuyor? Bu nedenle de KÇÇ'yi kullanacağız. XY2 katısı S kadar çözünürse, İyonları ayrıştığımızda X artı 2 iyonundan S kadar, Y iyonundan da 2S kadar oluştuğunu görürüz. KÇÇ'miz X artı 2'nin birinci kuvveti, Y eksi 1 iyonunun ikinci kuvvetiydi. Yerine yerleştirirsek S'nin birinci kuvveti, 2S'nin ikinci kuvvetidir. Buradan KÇÇ'miz 4S'nin üçüncü kuvvetidir. Bakın KÇÇ değerimiz de bize verildiğine göre eşitliği yaptığımızda buradan biz molar çözünürlüğünü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre olarak buluruz. Yani bizim XY2'mizin doyduğu molaritemiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Bizden kaç gram olduğunu istiyor? İlk olarak molüne geçmemiz lazım. Molarite bulunurken mol bölü hacim yapılır. Hacmi litre olarak alacağız. Doyduğu molariteyi bulmuştuk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Molini bilmiyoruz. Hacim de 50 litreydi. Çarptığımız zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olarak molünü buluruz. Şimdi bunu grama çevirmemiz lazım. Grama çevirmek için de bize mol ağırlığını 40 olarak vermiş. Hemen diyebilirsiniz ki mol eşittir kütle bölü mol ağırlığıdır. Yani kütle bulunurken mol ile mol ağırlığı çarpılır. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 40'dan 0,04 gram XY2 katısının çözündüğünü bulabiliriz gençler. Diğer bir örneğimiz belirli bir sıcaklıkta AgF yani gümüş florür katısının saf sudaki çözünürlüğünü yani çözünecek molaritesini vermiş. 10 üzeri eksi 6'dır. Bu katının diyor çözünürlük çarpımını bulunuz. İlk olarak verilen katı iyonlarını ayrıştıracağız. Baktığınızda 1 mol gümüş artı iyonu 1 mol flor eksi iyonu oluşur. Peki çözünen kısmı 10 üzeri eksi 6 molariteydi. Bunu dağıtırsak iyonlarına 1 molar AgF katısından 1 mol oluşuyorsa 1 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar gümüş iyonu 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar da flor iyonu oluşur. KÇÇ bağıntısı bulunurken gümüş artı iyonun birinci kuvvetiyle flor eksi 1 iyonun birinci kuvvetini alacağız. Tek tek derişimleri yerine koyarsak 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan KÇÇ'mizi 10 üzeri eksi 12 olarak hesaplarız. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Diğer bir örneğimiz belirli bir sıcaklıkta saf suda çözünmüş, doymuş, bakın doyduğunu söyledi bize. Kalsiyum fosfatın sulu çöz zatesindeki kalsiyum iyon derişimini bize vermiş. Kalsiyum fosfatın KÇÇ'sini istiyor. Bakın ilk olarak yapmanız gereken verilen tuz iyonları ayrıştırmaktır. Bu tuzun içerisinde 3 mol kalsiyum artı 2 iyonu, 2 mol fosfat eksi 3 iyonu vardır. Buradaki kalsiyumu 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak vermişti, yazdık. Fosfata geçeceğiz. 3 mol kalsiyum artı 2 iyonundan 2 mol fosfat eksi 3 iyonu oluşuyorsa 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'e karşılıkta 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluşur. Şimdi KÇÇ bağıntısını yazacağız. KÇÇ bağıntısı iyonların derişimleri çarpımıydı. Başka sayıları üst olarak geçerdi. Kalsiyum artı 2'nin 3. kuvveti çarpı fosfat eksi 3'ün 2. kuvvetiydi. Kalsiyumun derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün 3. kuvveti çarpı fosfatın derişimi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü 2. kuvveti. Ve biz buradan 108 çarpı 10 üzeri eksi 5 eksi 15 olarak buluruz. Ama cevabımızda böyle bir şey bulamazsak virgülleri oynayacağız. 1,08 çarpı 10 üzeri eksi 13 şeklinde de yazabiliriz. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Diğer bir örneğimiz kalsiyum flor için bize 25 santigrat derecede KÇÇ değerini vermiş. Bakın KÇÇ değerini veriyorsa anladık ki ilk olarak biz buradan doydu molaritesi bulabiliriz rahatlıkla. 100 litre doymuş kalsiyum florür çözeltisinde kaç gram kalsiyum florür çözülmüştür?
İlk olarak KÇS bağıntısından yararlanarak doyduğu derişimi bulacağız. Peki, elimizdeki kalsiyum floru parçalarsak 1 mol kalsiyum artı 2 iyonu, bakın 1 mol kalsiyum artı 2 iyonu 2 mol flor eksi 1 iyonu olur. Kalsiyum floru katısı x kadar çözünürse parçaladığımızda x molar kalsiyum artı 2 iyonu 2 kat fazlası yani 2x molar da flor eksi 1 iyonu oluşur. Peki KÇÇ bağıntısı iyonların derişimi çarpımıydı. Yani KÇÇ eşittir kalsiyum artı 2 iyonun birinci kuvveti flor eksi iyonun ikinci kuvvetiydi. Yerine yerleştireceğiz. X'in birinci kuvveti 2x'in ikinci kuvveti bize KÇÇ'yi verecek. Yani kısacası 4x küp olacak. 4x küpü biz KÇÇ'yi eşitlediğimizde 32 çarpı 10 üzeri eksi 9'u eşitlediğimizde buradan x'imizin değerini yani çözünen molaritemizi doyduğumuz molariteyi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak buluruz. Bizden istediği ama kaç gram? E peki hacmi vermiş 100 litre. Hemen diyoruz ki molarite mol bölü hacimdir. Doyduğu molariteyi bulduk. 2 çarpi 10 üzeri eksi 3 eşittir. Molünü bilmiyoruz. 100 litreyi yerine koyduğumuzda 0,2 mol kalsiyum florun doyduğunu buluruz. Bizden gram istiyor. Hemen mol ağırlığını kullanacağız. 1 mol kalsiyum floru 78 gramsa 0,2 mol kaç gram dediğimizde 15,6 gram kalsiyum florür katısının çözündüğünü ve bir doygun çözenti oluştuğunu bulmuş oluruz. Diğer bir örneğimiz grafik sorusu. Üniversite sınavına da çok fazla geliyor grafik soruları. Bakın, XY'den oluşan bir katının doygun çözeltisi hazırlanırken oluşan iyonların mol sayılarının çözelti hacmine karşı değişimi şekilde gibidir. Katının bizden çözünür çarpımı yani KÇÇ'sini istiyor. Bakın gençler, böyle bir tuz verildiği zaman ilk olarak tuzun formülünü yazabilirsiniz. X artı M, Y eksi N. Başa çünkü ne yazılır? Artı. Çaprazlama yapıldığı zaman X, N, Y, M tuzu olduğunu görürsünüz. Şimdi size pratik bir yol vereyim. Bakın, burada verilen sayıların en sade halleri ortamdaki X'in sayısını ve Y'nin sayısını verir. Şimdi biz bunu parçalarsak bu tuzu. Bakın, n mol x, m mol y oluşur. Ama katsayıları karıştırmayın. M, x'in katsayısı, n, y'nin katsayısıdır. Peki, x'ten elimizde 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 var. Y'den de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 var. Öyleyse en sade halleri çevirdiğimizde n sayısının 2, m sayısının 1 olduğunu görürüz. Demek ki burası 2 olacak. Sevgili öğrencilerim, burası da ne olacak? 1 olacaktır. Bizden KÇÇ istiyorsa, KÇÇ iyonların derişimi çarpımı olduğuna göre hemen diyeceğiz ki X'imizin ikinci kuvveti çarpı Y eksi 2 iyonun da birinci kuvvetidir. Peki hacimimiz kaçtı? Unutmayın 1 litre. Öyleyse mol molarite nedir? Eşittir. X'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in ikinci kuvveti. Y'nin derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'in birinci kuvveti. Yani biz buradan KÇÇ'mizi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bugünkü dersimizde biz KÇÇ'yi hesapladık ve tuzun çözünürlüğünü hesapladık sevgili öğrencilerim. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere sağlıklı, mutlu günler dilerim.